Evet. Volümler yüksek çıkıyor. Saçlarımızın dağılan kısımlarını şöyle alıyoruz. Ekip gelene kadar oyun oynayacağız. Arkadaşlar uyandıralım. Evet, saatimiz başladı. Erkene aldık biliyorum ama başladı. Oğlum bak, canlı yayın sırasında kızla chatleşmek, konuşmak, mesaj atmak yasak. Sakın ha. Ona göre. Diloren hoş geldin. Şimdi normalde şöyle bir oyun bekliyorlar. Şöyle bekliyorlar. Ama ben böyle oynuyorum. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet, sesimiz iyi, görüntümüz iyi. Diloren YouTube Arif Genç kanalına arkadaşları uyarıyoruz, gelsinler. Görüntüyü mü durdurdun az önce sen? Kaç saniye durdurdun? 3 saniye. Allah senin var ya. Arkadaşlar, müziğin sesi geliyor mu? Geliyor mu? Ses geliyor galiba. Ekip daha yeni yeni uyanıyor. Yemin ediyorum herkes daha yeni yeni kalkıyor. Evet, ilk ekibimizden bayan. Evet, elini yüzünü yıkamaya gitti. Sevgili, ben sana ne dedim? Kızla chatleşmek yok demedim mi? Canlı yayındayız. Efendim, sevgili Arife Kalkan da şu anda geldi. Arife Kalkan için bir alkış alalım. Bu kadar torpil geçmenin bir sebebi var mı acaba? Ses geliyor. Evet, Loren, müzik varken sesimiz geliyor mu arkadaşlar? Ses geliyor galiba. Yani bazen müziği yüksek açıyoruz. YouTube kanalımı kapattım. 1K'yı geçmeme rağmen yanlışlıkla kapattım. Yani nasıl böyle bir hata yaptım ben de bilmiyorum. Yeni kanalımı açtım arkadaşlar. YouTube Arif Genç yeni kanalıma. Lütfen diğer arkadaşlar da gelsin Loren. Evet, arkadaşlara sen söylersin. Çünkü bildirim şansı olmadı maalesef. Bir hafta sonra, belki bir hafta içinde tekrardan YouTube'dan canlı yayınlara geçeceğiz arkadaşlar. Şimdilik İstanbul'da olduğum için buradan böyle canlı yayınlar yapıyoruz. Güzel gidiyor. Efendim, ekibimiz hazırlanıyor. Ekibimiz üstünü başını giyiyor. Ekmeciğim hoş geldin. Evet, bak ne kadar... Allah sizi var ya kahretmesin. Bak bir şey söyleyeyim mi? Oğlum ya yanlışlıkla bir Alman kanalı çıksaydı orada. Ha? Şu anda canlı yayındayız. Beni millete rezil edecektin. Allah seni kahretmesin var ya. Evet, kim gelmiş? İsmailoğullar hoş geldin. Dubai'li Murat kardeşim hoş geldin. Caner'cim nasılsın? Ekmen kardeşim benim hoş geldin. Ver müziği DJ gönder. Eğleniyoruz arkadaşlar. Eğleniyoruz. Sevgili Yusuf Çelik gelmiş. Hoş gelmiş. Nasılsınız arkadaşlar? Normalde bu müzikte nasıl oynuyorlar biliyorsun değil mi? Böyle. Şu şekilde yapıyorlar ya. Biz biraz diğer havalara gidiyoruz. Ekibin uyanmasını bekliyorum. Evet, Instagram'da hikaye paylaştı. Bakıyorsun, bakıyorum, tanıyamadın. Görüşmeyeli o kadar olmuş ki. İyiyiz, tamam. Evet, Loren. Sesi bir dakika kıslana. Tabii zor oluyor yani sesi kısmak. Bir yandan kızlara chat yapıyor. O kadar paylaşma dediğim halde kızlara chat yapıyor. Bir yandan da... Diloren benim daha önceki YouTube kanalımda sağ olsun bizle beraberlerdi. Fakat YouTube silince arkadaşların çoğuna ulaşamadık. Herkes sayfa kapandı diye üzülmüş. Ama yeni sayfamızı açtık arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bu arada efendim çaylarımız, kahvelerimiz geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Bir alkış gönderelim arkadaşımıza.
Evet, çok teşekkür ettik Arife Hanım, sağ olasın. Kahvemiz geldi. Sade sade içeceğiz. Bu ne bu arada? Bir dakika, sana ne geldi? Bir saniye dur. Merak ettim. Şimdi bu bana sade kahve geldi arkadaşlar. Bu ne? Evet arkadaşlar, rengine bakıp da bunun ne olduğunu tahmin edebilecek iki arkadaşa YouTube kanalında abone olacağız. Sizce bu nedir? Ulan burada alkış gitsene, vicdansız. Daha ne bakıyorsun? Abi güzel güzel bir şeye benziyor. Faydalı bir şeye benziyor. İç içebilirsin. Evet arkadaşlar. Nasılsınız? Hoş geldiniz hepiniz. Gelen sorular var. Onlara bakacağım da hangisini okuyacağım. Sadece beyni olan. Evet, kızım bir tanesi yazmış. Ne yazmış? Demiş ki Arif abi, erkeklere söyler misin? Sadece beyni olanlar benimle muhatap olabilir mi demiş. Bunun için mi yazdın gerçekten? Burada da güne gerekiyor. Oğlum espriyi bulsana. Ya uyuyor. Bir şey soracağım bak. O Almanya'daki kız değil mi? Geçenki kızla chatleşiyorsun. Neyse dur, ben ona birazdan yazacağım bir şeyler. Bağlanacağım ben. Abi senin yeni kanalına abone olmayanlar aktifliği peki olmadığı için bilmiyor. Loren, bizim diğer gruptaki arkadaşlar vardı ya, moderatörleri yeniden seçeceğiz arkadaşlar. Bu bir hafta içinde bu videoları izleyip takip eden arkadaşlardan yeni moderatörler seçeceğiz. Bir hafta 10 gün içinde inşallah belirleyeceğiz onları. Sen arkadaşlar organize et. Bu arada kamera sallanıyorsa arkadaşlar yanlış anlamayın. Ekip halay çekiyor. Ben anlamadım ki, canlı yayında ne yapıyorsunuz siz ya? Abi inanılmaz bir ekibimiz var ya. ciddi sallanıyor musun? O orada oturmuş, ayak üst üste böyle. Allah'ım yarabbim, bu nasıl bir şey ya? Burada da espri gelebilirdi mesela. Allah'ım yarabbim ya. Mahvettiler bizi, mahvettiler. Evet arkadaşlar, dünden beri arıyorlar. Neden canlı yayın yapmıyorsun falan diye. Arayan arkadaşlar da var da. Yani YouTube ve Instagram'dan takip ettiyseniz İstanbul'dayız. Bayağı geziyoruz arkadaşlar. Mecidiyeköy'e gittik. Mecidiyeköy'de. Oğlum bunun komik yanı neresiydi? Allah Allah. Alt üstü Mecidiyeköy'e gittik dedim ya. Ceren Ajans 34, merhaba, hoş geldiniz. Mecidiyeköy'e gittik arkadaşlar. Orada güzel yerleri gezdik. Tiyatro yerlerini de gezdik. Değerli üstadlarla, oyuncularla bir araya geldik. Biliyorsunuz internet dizisi çekiyorum YouTube'da. Rezidanslı Hayatlar adı altında. Sevgili Yaşar Altekin bizlere konuk olmuştu 3. bölümde. 4. bölümde. Evet. Alkışlar onlara gelsin. Daha sonrasında sevgili İlyas Salman 4. bölümde başrolünü paylaştığım ve senaryosunu yazdığım YouTube'daki Rezidanslı Hayatlar'da bize konuk oldular. Ona da büyük bir alkış gelsin. Ve son olarak 5. bölümü çekiyoruz. 5. bölümde de yine Yeşilçam'ın çok değerli üstadlarından, yakışıklı jönlerinden sevgili Yavuz Karakaş abimiz bizlerle birlikte oldular. Ona da katılım yapacağız. Abi seni Kırkan'da da bekliyoruz. Arkadaşlar şimdi şeyi sordular bana. Abi bölümler yani sadece İstanbul'da mı çekilecek diyorlar. Bu şöyle, ben tatile gittiğim, gezdiğim, dolaştığım yerlerde ya da işte sinema çekimlerimiz oluyor biliyorsunuz. Bundan yaklaşık 3 hafta önce yine başrolünü paylaştığım Yozgat'ta Direkt Taşı adı altında bir sinema filmi çekmiştik biz arkadaşlar. Sonra oradan aklıma geldi bu fikir. Burada değerli üstadlarla çekiyoruz. Geçen gün sevgili Müjdat Gezen hocamızla da görüştüm. Şu pandemiden sonra inşallah kendisi de bizi misafir edecek. Ama işte ne kadar burada kalırım bilmiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki ben Alanya'da yaşıyorum normalde. Turizmle uğraşıyoruz. İnşallah devam ederiz, bakarız. Çünkü bir de sinema çekimlerimiz başlıyor. Yeni projelerimiz var. Çok güzel, harika 2 tane sinema filmi projemiz var. 2 tane onaylanan, 2 tane de görüşmelerini yaptığımız var. Harika şeyler olacak inşallah. Bizi bekliyor arkadaşlar. Bu arada gelen sorular var mı? Onlara bir bakayım şöyle. Her şeyi de tabi rastgele okumak istemiyorum. Laf sokmalar diye bir şey göndermişler. Bunlar ne?
bibim sana gemi al. Kızların birbirlerine laf sokması diye göndermiş arkadaşlar. Kızlar mı gönderdi bunu? Okuyalım. Bebeğim, gemi alalım sana, dümende 10 numarasın. Vay, çok güzel. Gidişine bir isim verilecekse mal kaybı diyelim. Oğlum bir dakika lan, mal kaybı diyorsa burada erkeklere laf vuruyor. Allah sizi kahretmesin. Yanlış şeyler almasanıza. Bebeğim, virüs maskeni hangi yüzüne takmayı düşünüyorsun? Uf, süper, o da güzel. Burada da kaka gelebilirdi. Seni kan Allah'ın yarabbim. Ya bir şey söyleyeceğim. Arkadaş, insan canlı yayında kızla chatleşir mi ya? O orada zaten oturmuş, sigara içmeyin diyorum. Dışarı çıkın. Şimdi bizim ekip bu saatte yeni yeni uyanıyor. Uykucular, hepsi uykucular. Evet, maalesef. Kahvaltı yapıyorlar. Biz gece kuşuyuz arkadaşlar. Gerçekten burası böyle. Nasıl diyeyim? Öğrenci yurdu gibi. Ondan sonra bizim bayan arkadaşlar bir sigara içmeden kendine gelemiyorlar. Zaten burada duran arkadaşımız, sağ olsun efektleri ayarlayan, bir yandan canlı yayın yapıyor, bir yandan da böyle şey, kızlarla chat yapmaktan sağ olsun vakit bulamıyor. Kahvemizi içelim. Kardeşim hoş geldin kardeşim. Evet, var mı yeni sorular? Bakıyorum. Acele etmeden yavaş yavaş okuyara bakayım, yanlış olmayın. Yanlış olmasın. Tut. Tamam. Evet. Abi demiş, bir izleyicimiz yazmış. Her gelen hayatımın içine diyor, ne yapmalıyım? Her gelen hayatımın içine yapmalıyor, ne yapmalıyım? Yani bence bunu değerlendir. Bundan sonra beleş olmasın. Büyük bir, küçük 50 kuruş de. Yani madem ki her gelen hayatının içine diyor, bari değerlendir bunu, yani boşa gitmesin. Daha ne diyebilirim? Bir de şeyden dolayı, ya bunu anlatmıştık geçen gün de, hoşuma gidiyor bu. İsimlerden yana böyle karışıklık yaşayanlar var mı? Mesela örnek bir tanesini söyleyeyim ben. Bir telefon görüşmesi yapmıştım. Kızın ismi Nebile'ydi. Dedim ki, aradım tesadüf. Merhaba dedim, kiminle görüşüyorum? Nebile'yim ben dedi. Nasıl dedim Nebile'yim? İnsan dedim kim olduğunu bilmez mi? Nebile'yim ben dedi. Bu nasıl iş dedim ya? Meğersem kızın adı Nebile'ymiş. Ya anlattım ama işte o kadar komik değildi bence. Ne bileyim ya, ilk böyle gündüz komik gibi geldi, pek şimdi komik gelmedi bana. Evet, Loren dediğim gibi arkadaşlar şey yapsınlar, gelsinler. Maalesef YouTube Arif Genç kanalımız kapattık arkadaşlar. Yenisini açmak zorunda kaldık ki bir kanun üzerinde vardı. Nasıl öyle de bir hata yaptım bilmiyorum ya. Yanlış bir işlem yaptık. AdSense olayını aktifleştirelim derken olmadı maalesef. Bu arada müzik ver oradan. Ben de şu genel şeyleri okuyayım ki yabancı yanlış bir şey okumayayım diye. Evet, biraz bekleyelim. Arkadaşlar birazcık bekleyeceğiz çünkü arkadaşımız kız arkadaşlarıyla yazışıyor. Yani bizim burada canlı yayın yapmamız hiç önemli değil. Kendisi şey yapsın yani. Biz bekliyoruz. Yani onlar da orada böyle sözde bizim bayan arkadaşlar oradan işte çay kahve falan getirecekler de Allah'tan yani diğer bayan getirdi, Allah razı olsun. Ümit hoş geldin kardeşim. Nasılsın? Sen de hoş geldin. Ümit, ne yaptın? Yeni klip hazırlıkları, çalışmalarını takip ediyorum. Bayağı da güzel, başarılı. Ümit kardeşimiz de klip yapacağız, klip çekeceğiz Alanya'da. İstanbul'da denk gelirsek İstanbul'da da çekeceğiz inşallah. Çok güzel de sesi var bu arada kendisinin. Bu arada bittiği zaman bana haber ver. Hani biz yapmayalım, rahatsız etmeyelim sizi. Kızla chatleşiyorsunuz. O yandaki kim? Teyzesi mi? Ablası. Yok yok, yazışın. Siz keyfinize bakın. Hı? Biz canlı yayında bekleriz biz sizi. Bekleriz. Sıkıntı yok. Vallahi ya. Bir tanesi orada oturuyor. Bir tanesi burada oturuyor. Şimdi ne demişler? Adam demiş ki, aşkım kaç kilosun demiş. Kız da demiş ki, ya söylemem. Adam da demiş ki, ya bari demiş ilk üç rakamını söyle. Kız demiş ki, gerizekalı, bitti her şey. Oğlum sen mal mısın ya? Kıza üç rakamı ne demek yani, ilk üç rakamını söyle. Kaç kilo ki bu kız?
Allah'ım ya Rabbim ya. Arif Bey, ilişki durumunuz nedir? Bunu kim sordu? Arif Bey, ilişki durumunuz nedir? Yani bayağı özel bir soru. We are in canlı yayın. Evet arkadaşlar, selam merhaba, hayırlı yayınlar dilerim Arif Bey. Teşekkür ederim Murat. Evet. Şimdi arkadaşlar, ilişki durumum nedir? Yani ilişki durumum şu. O da beni seviyor. Ben de odayı seviyorum. Ama salon da fena değil yani. Salona karşı da boş değiliz. Allah'ın yarabbim ya. İlişki durumu nedir? Hayırlısı. Evliyim. 4 tane eşim var. 36 tane... Teknik masadaki arkadaşın öksürük sesini duydunuz mu? Adam boğazına takıldı diyor. Yok oğlum şaka lan, o kadar değil. Evet. Abi yazmış, hoş geldin. Murat. Vallahi kardeşim öyle diyeceksin yani. 4 tane 36 tane de çocuk var diyeceksin. Ağzım doluyken kahkaha efekti vermeyin. Lop diye ağzına çıkaracağım. Ondan sonra gidecek. Allah yarabbim ya. Şimdi diğer sorulara bakayım ya. Arada güzel geliyor sorular, böyle alayım. Ne varmış? Evlenme cümleleri var ya. Ne? Ne için durdun şimdi beni? Allah sen kahretsin. Ben de... anladım. Bak Murat, normalde Alanya'da ya da diskolarda bak şöyle oynuyorlar. Böyle oynuyorlar değil mi? Şimdi seni sevdiğin şekilde oynayacağım ben. Ver müziği. Oğlum bu neydi? Bu neydi? Böyle oynuyorlar ya. Evet. Ali Fuat Özgür, hoş geldiniz. Bak Ali Fuat Özgür hoş geldiniz deyince hemen ekip hepsi böyle sustu. İnşallah çok kıymetli, değerli. Arkadaşlar bu arada Mars'a ekip aranıyor. Orontep istersen abi demiş. Teperim senin için ya. Benim ekip için yaparım her şeyi. Loren, dediğim gibi arkadaşlar sen de ben fazla ilgilenemedim ama paylaşım yapın sayfalarda. YouTube ekibimizi tekrardan toplayalım. Moderatörlerimizi tekrardan seçeceğim arkadaşlar. Ben çoğuna ulaşamadım çünkü kanal kapandığı için. Sevgili Hüseyin Limancıoğlu abi, hoş geldin. Keyfinize göre takılın arkadaşlar. Ya vallahi onlar orada muhabbet ediyorlar. Biz burada canlı yayındayız. Burada kız da chatleşiyor. Kim geldi? Sevgili İç Mimar Açık Göz. Evet. Sayfasını da söyleyeyim arkadaşlar. İç Mimar Özlem Açık Göz. Instagram'dan da takip edin. Gerçekten çok muhteşem işler başarıyor. Ver sıkayım Ali şöyle. Bir dakika öyle değil. Getir. Yakına getir. Tamam yeter. Bir dakika versene. Kızlar gelin mi? Gel yaklaş. Yaklaş. Sen de gel. Öyle yok. Tek bana yok. Hijyen. Herkese hijyen. Bundan sonra böyle. Boş yok. Ekibimiz kalabalık ama hijyene de önem veriyoruz arkadaşlar. Evet, başka sorular var mı? Oha, o kadar da değil. Instagram Genel Müdürlüğü'nden aramışlar beni. Ülkede bir tek ben kalmışım canlı yayın yapmayan. Arif Bey, bir sorun mu var? Neden canlı yayın yapmıyorsunuz dediler. Geldik arkadaşlar. Sizler için buradayız. Evet, burada alkış gelmesi gerekiyordu ama sen... Abi ekip felaket bak. Şimdi kızlara söyledim. Dedim ki normalde 23.30'da canlı yayın yapıyorduk. Kaç gündür yapmıyorum çünkü İstanbul'da geziyorum. İstanbul'a geldim, tatile geldik. Kaç gündür canlı yayın yapmıyorum? Oha, bir gün oldu mu? 2 gün değil mi? Abi sizin işiniz gücünüz beni rezil etmek mi ya? Tamam arkadaşlar, bir gün olmuş canlı yayın.
Neyse. Ondan sonra ne diyeceğimi unutturduğun için Allah senin belanı ne diyor? Abi videoma senin ismini yazınca kanal ortalamasından fazla izleniyor demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ne demek istediğini anlamadım ama güzel bir şey olması gerek. Yok yok, şaka yapıyorum. Şimdi normalde bugün 22.30'da canlı yayın yapacağım dedim önce. Arkadaşlar aradılar canlı yayın yapalım diye. Sonra niyeyse biz 22'ye çektik yayını. Sürpriz olsun dedik arkadaşlar. Kendimiz başlayalım dedik. Oradan güzel espriler yazıyorsunuz ama okumam lazım arkadaşlar. Yanlış bir şey gelmesin. Onu tamam, o tamam, o tamam. Diğeri tamam. O da tamam. O da geç, o da tamam. Oo, tamam. Ya güzel bir espri var mı? Bana bir espri yaz versene. Ver oradan. Ne o? Ver bakayım. En kahraman ilimiz hangisi? Evet arkadaşlar, en kahraman ilimiz hangisi? Bunun cevabı var mı? Ver bakayım bana. Yaz buraya. Neymiş? En kahraman ilimiz Batman. Yani Batman yazıyor, İngilizcesi Batman. O şekilde mi? Ondan mı oluyor? Allah sizin var ya, espriye bakar mısın ya? Ver müziği DJ. Gönder, kahvemizi içelim. Yolla gelsin. Kızla konuşmam bitince. Diyorum ya, normalde diskolarda nasıl oynuyorlar? Şu şekilde oynuyorlar değil mi? Bizim arkadaşlar böyle oynuyor bak. Oğlum burada kahkaha sesi gelebilir ya. Kızla chatleşiyor. Kızla chatleşiyor. Ya bu nasıl bir şey ya? Espriyi kaçırıyorsunuz. Şimdi mesela sorular geliyor. Demişler ki, bayan soruyor mesela, size sorsa mesela, işte evli olanlar için diyorum. Bugün evlilik yıl dönümümüz var dese cevap olarak ne dersiniz? Var mı fikri olanlar? Bugün evlilik yıl dönümümüz dese mesela, eşiniz geldi. Size dedi ki, erkeklere soruyorum bunu. Bugün evlilik yıl dönümümüz var. Evet, bugün evlilik yıl dönümümüz var dese cevap olarak ne yazarsınız? Abi babam kulaklığımı ocakta eritti. Yok, o cevap değil. Çok güzel. Arkadaşlar bir saniye, espriyi kahkahayı geç girdiği için kızla çeteşi bir vurup geleceğim. Espriyi geç... Cevap olarak ne yaparsınız demişler. Bugün evlilik yıl dönümümüz var. Mesela sen evlisin diyelim. Eşin sana dedi ki, unuttun ya da bilmiyorum. Bugün dedi evlilik yıl dönümümüz var dedi. Sen cevap olarak ne dersin? Aklına bir şey gelir mi? Kaçarsın. Vallahi bana öyle bir şey sorsa mesela, dedi ki, Arif bugün evlilik yıl dönümümüz var dese ben böyle yaparım. Hangi kanalda? Ya oğlum, espri saatinde girsene sahnesinde. Bir şey soracağım. Çevirsene şu kıza bir de görüntülü konuşuyorsun kızla. Bir saniye. Arkadaşlar bir saniye. Şu bayan arkadaşı bir göstersene sen bana. Bir göster. Oğlum dua et, yanında teyzesi var. Yoksa ben canlı yayındayız da duyuyorlar mı? Kulaklığı çıkar söyle, canlı yayındayız. Canlı yayından sonra görüşelim mi? Hı. Tamam, ekranı çevir şöyle. Ekranı çevir, beni görmesinler. Çevir. Allah işte kızlar, rahatınızı bozmayın. Sigaranızı için, ayağınızı... Ulan çık dışarı, iç sigarayı. Bu ne ya, burada sigara içiyorsunuz? Çık. Abi bu nasıl bir şey ya? Evet arkadaşlar. Ben olsam öyle yapardım yani. Diyelim ki eşiniz geldi, erkekler için diyorum. Bugün işte evlilik yıl dönümümüz var diye surat asla, derim ki hangi kanalda? Derim yani. Herhalde bir daha da beni ev almaz, bilmiyorum. Hüseyin abi ne demiş? Sürprizin ağzını ettin diye.
O da güzel. Yalnız Hüseyin abi, şimdi bayan sana diyor ya, bugün evlilik yıldönümümüz var, sürprizin için ettin dediğin zaman senden hediye bekleyecek. Onu unutma sakın. O da var yani, o da güzel. Arkadaşlar biliyorsunuz yaz geliyor. Yaz geliyor. Şimdi erkeklerde olduğu kadar bayanlar da şimdi spor yapıyorlar. Kimler var mesela? Huriye, Nuriye, Duriye, Fahriye, Emine. Türk kadınının yaza giriş duası varmış. Diyet ettim Allah rızası için 10 kilo vermeye. Gene espriyi kaçırdın. Esprileri kaçırıyorsunuz oğlum ya. Evet, işte böyle bir ekiple çalışıyoruz arkadaşlar. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Saati de kaçırmayalım ki. Şuradan şöyle bakayım ben. Evet, yeni karakterler, yeni şeyler gelmiş. Çok güzel. Arkadaşlar Beyoğlu'nda geziyoruz, dolaşıyoruz. Yine yarın gündüz Beyoğlu'nda çok değerli bir sinema ustamızı ziyaret edeceğiz kendisini. Bay ve bayan ustalarımızı ziyaret edeceğiz. Resim paylaşır mıyım? Paylaşırım herhalde, bilmiyorum. Hem YouTube'da paylaşacağım. YouTube Arif Nagenç kanalında. Aa, bugün şeyi yapmadım ben ya. Bir saniye. Öğreniyorum şunu. Sabitleme yapmadım. YouTube Arif Nagenç ve Instagram yazmayı unuttum. Bu arada TikTok kanalı da var ha. Onu da söyleyeyim. Tamam, bunu paylaşıyorum. Sabitlemeyi nasıl yapıyorum? Şurada. Ha, başa tuttu. Başardım. Başardım. Evreka. Başardım. Evet. Yok yok, acele etme. Estağfurullah. Siz ne zaman isterseniz efendim. Siz ne zaman isterseniz. Allah seni kahretmesin var ya. Ekip uyuyor olunca yapacak bir şey yok abi yani. Abi belli mi? Babam gerçekten kulaklığımı eritti. O nasıl oldu ya? Kulaklığını nasıl eritti baban? Adam acıkmıştır. He? Acıkmıştır. Acıkmıştır mı? Espri mi yaptın? Allah seni kahretmesin ya. Ben de ciddi ciddi dinliyorum. Espri yaptım. Evet, sana gelsin. O espriler sana gelsin. Yavaş önce... o da güzel. Arkadaşlardan bir tanesi şey göndermişti. Resim gönderdi. Karantinadan çıkarken diye. Böyle yan duruyor, tamam mı? Önce göbeği gözüküyor. Göbek çıkıyor. Ondan sonra kendisi çıkıyor. Hakikaten bu yani kapanma döneminde hepimiz kilo aldık arkadaşlar. Bayağı bir kilo aldık. İnanılmaz. Ne yapacağız bilmiyoruz. Spor salonları da kapalı. Arada kuaförlere falan da gidemiyoruz. Değil mi? Türkiye obeziteyin başını çekiyormuş. Türkiye ha evet, haberlerde de izledik. Bugün Türkiye obezitenin başını çekiyor. Sevgili Apozer, hoş geldin. Maalesef obezitenin başını çekiyoruz arkadaşlar. Çünkü sabahtan akşama kadar yemek yiyoruz. Ki ben de onlardan biriyim zaten. Oturuyoruz, bir şey yaptığımız yok. Bu arada bakıyorum. Arif Bey, bir şey soracağım. Karşı taraftan elektrik alırsam faturayı ben mi öderim, o mu öder demiş. Yemin ediyorum var ya, şey esprisine döndü. Dede nasıl aşık oldum falan gibisinden diyordu ya. Hangisi? Müzik girsene. Öyle söyle, dur, ses duyulmasın. Arkadaşlar bir saniye. Gel kulağıma söyle. Bakacağım. Ha dur, bakacağım. Daha var, daha var. Acele etmeyelim. Gönder müzik gelsin. Gönder gelsin müzik. Gönder gelsin müziğimiz arkadaşlar. Bu arada sizlerden gelen sorular varsa onları da alabiliriz arkadaşlar. Gelsene, onu ben yapayım bak. Bak, ekibin yaptığı şey şu bak. Alıyoruz haves gibi. Bunu boşa sıkmayacaksın böyle. Yok, ele sıkacaksın. Bak, cihaz. Kahve içeri mi diyorsun? Bir dakika. İçeri sıktı gerçekten. Hazır mıyız? Hazırız. Sevgili İbrahim, hoş geldin. Aslında sizi çekmek lazım. Manyak oynuyor ama. Bak, bir dakika. Al bir şey sesi kız. Al bir şey sesi kız. Bak. Al bir şey kız. Bak şimdi. Kızların oynayış şekli şu bak. Kızlar böyle oynuyor. Hareket bu. Bizimki masa başında böyle oynuyor. Hareketler.
Ben nasıl oynuyorum? Ver müziği şimdi. Gönder gelsin. Asıl oynama şekli şöyle bak. Gel burada oynasanıza. Canlı yayın oynasanıza. Gel. Bak, oynama şey, bak bunu oynama şekli şöyle, bak böyle oynuyor, bak böyle bir şey var. Evet, bana çıkıyoruz. Arkadaşlar bazen müziğin sesi yüksek gelebilir, o yüzden ses de çıkmayabilir. Öyle olduğu zaman da şey gibi oluyor ekranda biz. Hiç müziksiz böyle kendi kendine oynayan deliler gibi oluyoruz, hareketler falan. İdare edin. Oradan siz müzikler eklersiniz. Bir YouTube Arif Ne Genç kanalına abone desteği programımıza hoş geldiniz. Instagram'dan da abone olabilirsiniz. Sevgili Ezel hoş geldin. Nasılsın? Bu arada sesim geliyor değil mi arkadaşlar? Seste sorun yok değil mi? Ezel ses geliyor mu? Oradan bir cevap yazın bana. Gelmiyorsa da artık yapacak bir şey yok. Eşek kadar kız olmuş. Ay ben yemek yapmayı bilmem diyor. Görümcesi de demiş ki esmer karizmatik erkek istemeyi biliyor zilli demiş. Oo, manyak bir şey oldu ya. Çok güzeldi. Gerizekalı burada kahkaha girmesi gerekiyordu. Girsene kahkaha. Dalıyorsun yani böyle. Bu nedir ya? Yani arkadaşlar bilmiyorum ne yapsak ne etsek. Hadi size sürpriz yapayım mı? Güzel bir sürpriz yapayım mı size? Şöyle güzeller güzeli bir bayan alacağım. Efendim değerli bir yurt dışından. Dindiririn büyük emeklerle. Büyük emeklerle evet arkadaşlar. Canlı yayına getirdiğimiz. Hollywood ve birçok televizyon kanalı kendisini istediği halde. Onların programına çıkmadı. Ve istek gönderdiğimiz halde şu anda bizim de programa çıkmadı. Bizi bekleten sevgili arkadaşım sanırım makyaj yapıyor. Aynen. Evet. Hollywood'da çıkmayınca bize de çıkmak istemedi. Biz de kendi kendimize canlı yapmaya devam ediyoruz burada. Bu pandemi döneminde çekmiyor abi net demiş. Şeyimiz, sesim mi gelmiyor arkadaşlar? Tamam Allah'ım. Ses mi? Oy merhabalar. Arkadaşlar 10'ar lira fazla verdim. Biraz daha alkışlar mısınız? Bence ya. Sesim net olarak geliyor değil mi sana? Geliyor ya. Tamam sesim geliyor. Arkadaşlar Brad Pitt ve Angelina Jolie gibi diğer birçok ünlü oyuncuyla canlı yayını kabul etmedi. Hollywood'u kabul etmedi. Sağ olsun bizleri kırmadı. Sevgili Aysun Efe'ye kucak dolusu alkışlar gönderiyoruz buradan. Arkadaşlar evet bir dakika şu anda Hollywood'dan gelen bir istek. Brad Pitt yollamış. Aysun'cum çok kırıldım. Neden bize gelmedin demiş. Canımsın Kıvanç bile çok istedi ama gitmedi yani. Ne diyorsun? Hayatım biliyorsun. Yani arkadaşlardan gelen istek üzerine bir saniye ses mi gelmiyor? Canımsın kulaklık var mı sende? Kulaklık var mı? Var. Kulaklıkla konuşalım tamam. Aysun sesin gelmediğini söylediler bana. Evet. Evet. Tek bir tekip takar mısınız? Tak şunu. Tek yavrum. Tek. Şey, prodüksiyon geç olduğu için. Yavrum takın. Şey olmasın. Kulaklıkla konuşalım o zaman. Tamam. Madem yazıyorlar ses az geliyor diye. Tamam arkadaşlar. Evet. Bunu kıracağız. Yavrum halat çekmeyi bırak da şunu bir anca tak da canlı yayında şu anda. Allah'ım bizim ekip var ya halat çekmeyi ne kadar çok seviyor. Tamam. Halay mı çekiyor? İnşallah bugün o kulaklık gelir bana. Teşekkür ediyorum. Şimdi yerinize geçin.
Kızlar siz de orada lütfen. Evet. Şu anda benim sesim sana geliyor mu? Bir saniye bak. Benim sesim geliyor mu sana? Ben duyuyorum, evet. Tamam, senin sesin de çok net bir şekilde geliyor. Arkadaşlar sesimiz geliyor mu? Teknik ekip geliyor mu ses? Geliyor, tamam, güzel. Evet, Aysun. Nasılsın? Hoş geldin. Teşekkür ederim tatlım. Sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol, seni gördük. Daha iyi olduk. Arkadaşlar, Aysun Efe çok değerli bir oyuncu arkadaşımız. Gerçekten çok yetenekli bir oyuncu arkadaşımız. Yozgat'ta sinema filminde yaklaşık 3 hafta önce kendisiyle başrolü oynama şansına layık olduk. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kendisiyle oynadığım için de çok mutluyum. Çok başarılı, çok değerli bir arkadaşım. Hesabıma 100 lira gönderdiği için bu kadar yarakalık yapabiliyorum. Yok yok, gerçekten kıymetlisin benim için. Almanya'da ne var ne yok, neler yapıyorsun? Seni dinleyelim. Biraz tanıt izleyicilerimize kendini. Ki herkes tanıyordur da mutlaka. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Evet. Her yazdığınız mesajları ben de Arifciğimle birlikte takip etmeye çalışıyorum. Ben de sizleri çok Almanya'dan hayırlı akşamlar. Tabii senin gibi Türkiye'nin sıcağını tatamıyorum. Biliyorsun Almanya'dayım şu an. Ve evet. Hiç derecede bir soğukluk var. Emin ol, donuyoruz. Gerçekten de kapşonlu ceketlerimizi çıkartıp giyiyoruz. O kadar ki bir soğuk var. Karanlık, yağmur. Almanya'nın havasını bilenler bilir. Evet. Bu arada çok güzelsiniz derken arkadaşlar bana mı dediniz yoksa... Bence sana demişlerdi. Yok yok, artık sana demişlerdi. Emine ne genç, hoş geldin. Bu arada gelen arkadaşları elimden gelince okumaya çalışıyorum. Bayram hoş geldin, Baykur hoş geldin, Ayşe hoş geldin, Merve hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Başka gelecek var mı? Onlara bakıyorum. Sevgili Mustafa Argun, değerli müzisyen abimiz, çok kıymetli bir abimiz. Ayrıca de çocukluk arkadaşımız, kıymetli birisi kendisi. Hatta arada o ne zaman gelse şey esprisi yapıyorum böyle. Are you ready esprisi var ya böyle. Evet. İşte espri unuttum, işte aklıma gelmedi. Arif bu arada gerçekten de benim can dostum. Onunla tanıştığıma çok mutluyum. Onunla Dilek Taşı projesinde beraber oynadık. Ama gerçekten de ilk günden son güne kadar belki de acı günümüz, tatlı günümüz, en çok yaşadığım anılarım benim Arif'le oldu. Arif evet. Benim can dostum oldu. O yüzden onun yayına katılmak benim için gerçekten müthiş bir şeref. Başarın her zaman daim olsun canım kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten senin burada olman bile bizim için çok güzel. Zaten ileride inşallah daha çok güzel projelerimiz var. Sürpriz sinema projeleri olacak. Nazar değmesin diye şimdilik söylemeyelim. Ama bu arada da arkadaşlar, evet tamam. Aysun, güzel olan sen misin? Ben değilmişim. Çok teşekkür ederim. En güzel insanlar. Yok yok. Onlar espri yapıyorlar. Hangi bad katıldı? Angelina Jolie diyor ki neden bu kadar güzel diye sormuş. Ona Angelina Jolie'ye sormak lazım bence Arif. Her sabah süt içiyorum falan diyormuşuz, ondan alıyormuş. Evet, sorular mı? Ne sorusu bunlar? Sorular geliyor sana Arif. Ben de seni sorular yapacağım. Bir erkekte neler ararsın diye bir soru gelmiş. Bir erkekte neler ararsın? Haydi bakalım. İşte güzel bayan görünce hep böyle sorular geliyor. Bir erkekte aradığın... Bu soru bana geldi. Evet. Bir erkekte neler ararım? Bu sorulduysa evet. Çok sıkı dur. Sen de bir erkek olaraktan bence iyi dinle. Yani evet. Tüm kadınların yüzde, hepsi demeyeyim tabii ki ama %80'inin aradığı özelliği ben de arıyorum galiba. Bir erkekte aradığım özellik başta dürüstlük. Evet. Çok da benim için çok önemli. Başta dürüstlük, sonra saygı, sonra güven. Bu üç şeyin olmadığı hiçbir yerde hayatımda ne erkek ne bayan olamıyor. O yüzden evet. Güzelliğine bakan insan değilim arkadaşlar. Çünkü vitrine koyup maalesef seyretmeyeceğiz. Ama karakter, insanlık, dürüstlük ömür boyu baki kalan şeydir. Ben de en çok... Oh!
Bravo. Sevgili Helin, Fatma, hepiniz hoş geldiniz. İsmail hoş geldin. Zeliş hoş geldin. Ya abi, Allah da seni güldürsün. Çok mutluyuz. Teşekkür ederim demiş. Evet, bir erkekte aradığı neler ararsın demiş. Ben de bu soruyu bir bayana sordum. Hayatım dedim, bir erkekte dedim, aradığın özellik nedir, ne ararsın dedim. O da bana bakıp beyin dedi. Ben de nasıl yani dedim, biraz açar mısın dedim. İşte Arif bu yüzden dedi, seninle dedi konuşmak istemiyorum dedi. Yani süper süper cevaplar geliyor. Baykuru ben de geldim, hey demiş, hoş geldin. Malboğa gelmiş. Abi bir de yani öyle bir Instagram isimleri var ki okumakta zorlanıyorum bazen. Evet. Demin de dediğim gibi mesela hayatımızda öyle isimler var ki belki senin de karşılaştığın vardır. Benimki bir tanesi Nebile diye bir isimdi. Demin arkadaşlara ben bahsettim sen yokken. Tesadüf bir yeri aramıştım. Bir ajansla görüşmemiz vardı. Evet. Telefona bir bayan çıkmıştı. Kiminle görüşüyorum dedim. Nebile'yim ben dedi. Dedim ki ablacığım sen bilmeyeceksen dedim. Kim bilecek yani dedim. Ne demek Nebile'yim? Nebile'yim ben mi diyor? Nebile'yim ben diyor. Adı Nebile'ymiş. Yani oradaki... bir dakika. Hani bir erkekliğini ararsınız dediğinde kız bana demişti ya beyin. Sanki biraz haklı gibi ya. Oradan Frankfurt'a selam gönderir misin hayatım? Bak Frankfurt'ta da çok isteyen arkadaşlarımız var. Almanya'da Frankfurt mu? Ne gençten selam geliyor arkadaşlar. Nereye göndereyim bir daha söyle bana. Almanya Frankfurt'a selam göndermen gerekiyor. O zaman 338 nolu bakışımla gönderiyorum. Hazırsak. Arkadaşlar müziği gönderin. Müzik ver. Ver müziği. Verin müziği arkadaşlar. Gönder müziği. Sesli gelsin. Geliyor mu ses? Biraz daha gönderin. Almanya Frankfurt. Almanya Frankfurt. Sizi seviyoruz. Şöyle miydi yoksa ya? Şöyle bir şeydi ya. Unuttum ya. Öyle bir şeydi ya. Ya başını güzel yaptım da sonunu getiremedim. Allah beni kahretmesin ya. Yani sonunu getiremedim. Love hoş geldin. Hacer hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Alttan sorular hızlı geçiyor. Buradan da sorular var. Bakalım. Türk kadını yaza giriyor. Onu söyledik arkadaşlar. Şimdi yaz geliyor ya, spora başladı bizim Türk kadınları. İsim de göndermişler. Huriye, Nuriye, Duriye, Fahriye, Emine. Ve dilekleri şöyle bir şey. Türk kadınının yaza giriş duası. Diyet ettim Allah rızası için 10 kilo vermeye. Bu arada şimdi pandemi dolayısıyla spor salonları da kapalı. Formunu nasıl koruyorsun? Neler yapıyorsun? Arifciğim şimdi bu biraz küstahlık gibi olacak. Söylediğim zaman bazı arkadaşlar inanmayacak ama ben evet. Beri formu yerinde olan bir kadınım. Hiçbir zaman kilo problemim olmadı hayatım. Evet. Çok fazla şeker tatlı yiyen bir kadın olmama rağmen. Evet. Galiba aileme borçluyum. Çünkü bizim ailede herkes fiziğini çok güzel koruyabiliyor. Bu genetik. Biz minyon tipliyiz hayatım. Tabii ben biraz da formumu çok iyi koruyorum. Ben sık yiyen ama az yiyen bir cinsim arkadaşlar. Çok sık yiyorum ve çok az yiyorum. Ve çok hareket halinde olan bir insanım. İlla spor evet. Gerekmiyor. Sürekli gerçekten hareket içinde olduğum için yediğimi güzel yakabiliyorum galiba. İlker hoş geldin. Mavi Gözü hoş geldin. Arkadaşlar Aysun'a güzel bir alkış gönderelim. Çok güzel şeyler söyledi. Bak. Benden de selam olsun. Onlar can dostum. Teşekkür ediyorum hepsine. Sait hoş geldin. Şimdi normalde aslında vaziyet uygun olsa şu ekranı böyle çevireceğim. Bak kızların vaziyeti şöyle bak. Sigara 60'la yapıyorlar falan. Bu yemin ediyorum bak elinde chatle. Geçen günkü yayında izledim de bilmiyorum. Kulaklığın şeyi çıkmış. Kızın bebeğim sesi geldi. Bebeğim dedi, canlı yayındayız. Allah'ım dedim. Dondum ben. Bebeğim sesi geldi. Neyse. Dedim ki şu kızı bir çevirsene dedim. O da Almanya'dan bu arada. Dur onu adını öğrenip sana diyeceğim bu kızı tanıyor musun diye. O da Almanya'dan.
Merhaba dedi bana. Dedim ki merhaba da bir şey söyleyeceğim dedim. Şu anda dedim canlı yayındayız. Farkında mısın sen dedim. Ondan sonra chat yapıyorsunuz da dedim. Bir de öyle bir chat yapıyorlar ki ekrana verirsem rezil olacaklar yani. Dedim ki inanmıyorsan YouTube Arif Degeç kanalına gir, Instagram'a gir. Oradan izle. Tamam ya ne kızıyorsun dedi. Bir de beni fırçaladı. Ondan sonra çıkarken baktım yanında bir tane daha bayan var. Bizim Tozgat'tan kaldı bizde yani. Bizi çekerken de esprilerine manyak derecede gülüyorduk. Evet. Alışmış olmak lazım bazı kadınlar, kızlar senin esprilerine. Ya alıştılar. Hatta gecenin üçünde Konya'dan arıyorlar. Arif Bey uyuyamıyoruz, espri yapar mısınız falan diyorlar da Allah'ım. Gecenin içinde. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Ben Kuzey'i çok özledim ya. Evet arkadaşlar, bu arada benim çok yakışıklı bir oğlum var. Yakışıklı bir oğlum var. Allah herkesin çocuğunu bağışlasın. Kuzey de seni çok seviyor Arif'cim, biliyorsun. Evet. Senin resimlerine, videolarına gerçekten de çocuk artık sayısı belirsiz derecede bakıyor. Her sene sana selam gönderiyor. Şu anda da müthiş bir şekilde arkadaşlarıyla chat halinde. Çok meşhur bir çocuk. Çocuklar oynamaya bir başlıyor. Artık pandemiden dolayı okulda biliyorsun her gün yok. Yani evet. Olmadı. Arkadaşlarıyla oyun oynamakta. Evet, bu arada arkadaşlar çok istekler geliyor da evet. Yani bir sürü canlı yayına katılma isteği var. Hepsini kabul edemiyoruz. Bir de bayağı kişi, abi o kadar çok şey var ki bir sürü istek gelmiş. İsmail Kalkan, efendim İsmail Kalkan'a kocaman bir alkış gönderelim. Teşekkür ederiz, evet. Sevgili İsmail Kalkan, yani Allah razı olsun arkadaşlar. Biz de sizleri çok seviyoruz. Dediğim gibi Aysun çok değerli, çok kıymetli bir arkadaşım. Bu arada Aysun, hayır arkadaşlar, Almanya'dan canlı bağlantıda şu anda. Aysun Almanya'dan canlı bağlantıda. Artık onlar da alışmış. Yani Almanya'da galiba Türkiye'de Almanya'dan daha fazla yaşıyorum. O yüzden ben ne zaman bağlansam, abla Almanya'da mısın, Türkiye'de misin sorusu. Çünkü o kadar çok Türkiye'deyim ki Almanya'da evet. Zorlanıyor artık. Arkadaşlar şu an Almanya'dayım. Ama doğru bir tahmindeydiniz. Haftaya cumartesi yine Türkiye'deyim. Haftaya cumartesi Türkiye'de. İnanmıyoruz. Evet arkadaşlar. Aysun'un geleceği uçağın PR numarasını, İniş saatini sizlere bildireceğiz diye söylüyormuşum oradan herkese. Kırmızı halıyla havalanına gelip beni karşılayabilirsiniz. Hepinizle evet. Birlerle karşılarım, hiç problem değil. Ardından de bir konvoy hazırla bence. Şimdi İstanbul Havaalanı diye yanlışlıkla Çorum Havaalanı'na falan indirmesinler seni. yanlış yere gitmeyesin. İstanbul'a iniyorum. İstanbul'da evet. Olacak. Bir müddet Yalova'dayım. Vallahi ben de bir müddet buralardayım da bilmiyorum ya ne yapsam. İşte yarın Beyoğlu sokaklarında geleceğiz. Değerli üstadlar, yönetmenler var, davet ettiler. Çaylarını içeceğiz. Yeni projeler var, görüşeceğiz. Senin de zaten yeni projelerin var. Ama sürpriz olsun. Dur ben, görsünler. Çok güzel projeler var. Arkadaşlar zaten bizim oynadığımız film çok güzel bir aksiyon sahnesi var. Zaten Aysun, ondan sonra sevgili Nesrin, sevgili Yusuf, sevgili Meri, sevgili Erkan. Hepsi oyunculukları, güzellikleri, yakışıklılıklarıyla göz doldurdular. Hepsine buradan kocaman bir alkış gönderiyorum. Tabii ki set önünde ve set arkasında olan arkadaşlarımızı unutmadık. Onlara da bir kocaman alkış gelsin. İnşallah alkış sesi geliyordur. Yoksa böyle ekranda kendi kendime durup da gülüyor muyum diyor. Ya bazen oluyor biliyor musun mesela? Müzik sesi veriyorlar tamam mı? Geçen bir canlı yayında izledik. Adam sesi kısmış buradan. Ben burada ekranda böyle oynuyorum tamam mı? Deli deli. Canlı yayın tekrarını ben şimdi YouTube'da falan veriyorum ya Instagram'larda. Ekranda baktım. Hiç müzik sesi duyulmuyor. Deli deli hareketler yapıyorum ben böyle. İnsan... Bizim, yani özellikle çektiğimiz son projede erkeklerin içerisinde en zor bence rolü canlandıran kişiydin arkadaşım.
Harbiden rolü hiç kolay bir rol değildi. Ama mimiklerinle, ama esprilerinle renk kattın o rolüne. Hakkını verdin. Ona kadar çıkar. Umarım gişesi çok bol olur. Ama emin olun ki çekerken çok güldük arkadaşlar. Ve siz de izlerken çok güleceksiniz, buna eminim. Yani gerçekten zaten Türkiye'nin gülmeye ihtiyacı var ve bu filmde o kadar çok güzel komik sahneler olacak ki. Tabii Aysun arkadaşımızın, neslinin güzellikleri, diğer arkadaşlarımızın yakışıklılığı, karizmasından dolayı hani filme kendimizi verebilecek miyiz bilmiyorum. Ama çok güzel bir film oldu. Ekip çok güzel eğlendi. Harikaydı. Bu arada teknik evet, teknik ekibime kızmak istiyordum da alkış gelecek yerde kahkaha gönderiyor. Öldürüyor bunlar beni. Onlar bu problem yok. Ya yemin ediyorum bak, herkes şu bak. Bir telefon olsa şunu telefon gibi yapayım, şunu şöyle bak. Evet. Çek yapıyor böyle. Ha. Espri yapıyorum, böyle yapıyor. Bak espri yapıyorum. Hareket şu. Espriye basıyor yani. Düşün. Bu arada sizlere de merhabalar olsun Hamit Bey. Bayağı güzel mesajlar. Ama Arif takip ediyor diye düşünüyorum. Ben de takip etmeye tabii ki çalışıyorum. Ekmen, Arda, Kalender, Ramazan, Gümüş, kardeşim, Mevlüt, hoş geldiniz, hoş geldiniz, Orhan, hoş geldin, hoş geldin. Ya şimdi arkadaşlar, kızmak istemiyorum ama sevgili Brad Pitt, lütfen rica ediyorum, çıkar mısın yayını? Aslında ben Brad'e demiştim ki yani, sonra biz baş başa konuşuruz, neden arıyorsun demiştim yani, mutlaka takip etmek istiyorum arkadaşım, idare et. Ya bir ete söyledin de ben de bir ekmeğe söyledim. ne işin var burada diye. Diğer hattan Kıvanç arıyor, bir saniye. Arkadaşlar şimdi bu espri üstüne ben bir espri patlatmam gerekiyor. Şimdi diyorsunuz ki belki Arif neden dönüp dolaşır? Aysun Efe ile konuşmaya başladığından beri sürekli Kıvanç davet ediyor. İlla ki bazı insanların kafasına bir soru işareti olmuyor. Bu Kıvanç olayı nedir? Ben bu olayın açıklamasını yapabilirim. Severek. Benim bir oğlum var. Hepinizin ellerinden öper. 7,5 yaşında, 8'ine giriyor şu an. Evet. Benim oğlum dünyaya gelmeden önce arkadaşlar bir Kuzey Güney dizisi vardı. Herkes eminim bilir. Çoğunuz, eminim çoğunuz bu diziyi izlemişsinizdir. Kuzey Güney dizisinde biliyorsunuz Kuzey rolünü Kıvanç'la Tutu canlandırıyordu. Ve ben o zamanlar Kıvanç'ın rolünü çok beğendiğim için, Kıvanç'ın anlığını kendisini de çok beğenip sevdiğim için çok değer verdiğim bir oyuncu, çok sevdiğim bir oyuncu. Ve sırf ona hayranlığımdan arkadaşlar oğluma filmdeki Kuzey'i ismini verdim. Tabii Arif'le biz böyle ederken projede arkadaşlar, oğlum Kuzey maşallah ismi nereden geliyor dedi. Dedim Kıvanç'tan geliyor. Kıvanç'a olan hayranlığından geliyor. O gün bugündür bu bizim aramızda bir espri oldu. Yani hangi programa katılsak sağ olsun can dostum beni çok düşündüğü için her programa Kıvanç'ı davet ediyor. Zaten bir de şimdi arada çekimler esnasında falan böyle set bazen geriliyordu. Ben telefonu çaldırıyordum. Ayşun Hanım Kıvanç arıyor ne diyeyim falan diyordum. Bazıları da gerçek zannediyor. Böyle bakıyorlar falan böyle. O kadar komik. Bana bile özellikle yazıyor ki diyorlar ki Aysun Hanım diyorlar artık diyorlar Kıvanç'la diyorlar bir dizi çekmenizi bekliyoruz. Diyorum en son proje diyorum Kıvanç'la olacak. Garantisini veriyorum diyorum. Ama adı var. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Olur mu olur yani, neden olmasın? Bak mesela ben bu Instagram YouTube kanalında rezidanslı hayatları çekerken evet. Herkes dedi ki yani bu çocuk ne çekecek yani diğerlerinden farkı ne olacak dedi. İlk iki bölüm karakteri tanıttım. Bayağı da tutuldu. Hatta hikayesini de biliyorsun. Biliyorum. Müzik mi girelim? Tamam gir biraz müzik. Tamam oynayalım biraz. İstek varmış biraz. Tamam ver müziği gönder DJ. Gönder. Geliyor mu ses? Geliyor. Biraz daha. Oynayalım. Şimdi bak. Normalde bu müzikte şöyle oynuyorlar. Böyle oynuyorlar ya. Dubai'li Murat izliyormuş. Dedim ki ona selam olsun. Onun tarzında oynuyorum. (Gülüyor)
Yani bak burada ekip uyumasa, kahkaha gelse var ya, program mükemmel olacak da. Yemin ederim. Harika. Ama kız bizden kıymetli. Evet. Yeminle bak, geldiği zaman şu kızlarla tanıştıracağım seni. Abi havalara bak, pijamalarla oturmuşlar böyle ya. Ben bile takım elbisemi giyip çıkıyorum. Pijamalarla oturmuş da sigara içip böyle yapıyorlar. Güzel gidiyor, güzel gidiyor. bir şey söylemem gerekiyor. Şimdi senin canlı yayın program yapacağını biz böyle önceden planlı bilmiyorduk. Ben de şu an pijamayla oturuyorum arkadaşlar karşınızda. Hiç hazırsız yakalandım. Ama o kadar büyük bir reklam yaptı ki arkadaşlar. Girmek zorunda kaldım. Ya millet istiyor, istiyor. Her gün canlı yayın yapalım istiyor. Evet. Aslında yapılabilir de yorgun geliyor. Diyorum. Mesela geçen gün Mecidiyeköy'e gittik. Ondan sonra tesadüf bir oyuncu arkadaşımla karşılaştım, sevgili Ramazan'la. Sağ olsun beni bayağı bir gezdirdi. Motor tamam, gezdirdim Arif'cim bu. Galiba motorlarda gezdin hayatım. Sen motor sürmesini biliyor musun? Motor sürmesini biliyorum ben, evet. Niye birçok... Ben motoru sürmesini seviyorum. Motoru değil. Motor gezisi yapmışsın, tamamdır canım arkadaşım. Bana da. Yani arkada senin öyle böyle kalıplı oturman, öndekinin de böyle küçücük olması bir komik bir durum yaratmış. Zaten kalıp biraz şey olduğu için, böyle geniş olduğu için sağ olsun. O yüzden motor gerekiyordu, arkada değil. Ya besliyorlar bizi burada sağ olsun, var ya böyle sabah akşam yemek yiyoruz zaten, bir şey yaptığımız yok. Arada çekimlere de gitme. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Bir sürü çekim var. Gitmem gerekiyor. Bitirmem gereken projeler var. Yemin ediyorum gidemiyorum. Erdoğan hoş geldin. Selam söylemeyince de millet kızıyor. Fatih Özmen hoş geldin. Kemal Usta hoş geldin. Yüksel Aydıncım hoş geldin. Şiha Yans hoş geldin. Habit hoş geldin. Ceren Ajans 34 ofisyal hoş geldiniz. Hoş geldin. Brett hoş geldin. Ondan sonra sağ olsun gezdi. Arkadaşlar bu ağır Kıvanç'la ya da Brett'le oynatmadan kesinlikle edemeyecek. Ama biz oynayacağız. Biraz da zamanını bekliyoruz. Tamam. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bugüne kadar kiminle istediysem oynadım. Yaşar Aptekin'le hep istiyordum. Yaşar Aptekin'le biz bir araya geldiğimizde şunu söyledim. Bir gün şeyde... Bak Kıvanç'a olan hayranlığıma bak bak. Oo, alkış gönderiyoruz. Daha Kıvanç, daha bunu da görüp de daha sen bu kızla, daha benimle film çekmezsen, daha ben sana ne diyeyim abi yani. Özelden konuşuyoruz, görüşüyoruz. İlla film çekmemiz gerekmiyor. O yüzden problem yok. Yani özelden de görüşse olur diyorsun yani. Film çekmese de olur diyorsun yani. Olur inşallah. Biz mesela Yaşar Aptekin'le Instagram'da ben yazmıştım ona. Alanya'da dedim yaşıyorum. Hatta davet etmiştim falan da. Önce istemedi. Yok falan dedim ki bir gün gelecek. Sizinle dedim program çekeceğiz. Hatta kısmetse dedim evinize de geleceğim dedim ben böyle. Kapıda karşılaştığımızda ilk şey şu oldu. Dedim beni hatırladın mı? Konuştuk, olayı anlattım, hatırladı ondan sonra. Evet. Dedi ki helal olsun. Adam sarıldı ya, giderken öyle bir sarıldı ki gerçekten içten böyle. Ondan sonra dedim ki İlyas Salman hocamızla da dedim yapacağım dedim. Ya dediler ki oğlum saçmalama, alt üstü bir dedi Instagram yani internet dizisi çekiyorsun dedi. Niye gelsin oynasın dediler sende. İlyas Salman hocamızla da çektik. Allah razı olsun, destek verdiler projemize. Evet. Ve daha sonra büyük ustad gerçekten Orhan Gencebay'la, Cüneyt Arkın'la birçok kişiyle oynamış sevgili Yavuz Karakaş hocamız. O da davet ettiler, gittik. Çok güzel çekimler oldu. İnanılmaz şeyler anlattı. Çok güzel şeyler. Onu daha paylaşacağım ama bana göre daha çekimde eksikler var. Çünkü yani yarım saat, bir saat bile yetmez. Belki onun için ayrı bir belgesel olarak hazırlayacağım bir tane. Yani buralardayken tekrar gideceğim. Çünkü şu anda gerçekten şaka değil. Dizi projeleri var. Sinemalar var. Benim çektiğim bu proje var. Canlı yayın var. Yetişemiyorum gerçekten. Yetişemiyorum. Ama beğeniler için de teşekkür ediyorum. Arkadaşlar yani çünkü YouTube Arif Negeç kanalımıza destek amaçlı yapıyoruz bunu dermişim. Senin sıralamada ne var? Yani neleri öne çektin? Nelerle devam edeceksin?
canlı yayınlar, spikerlik devam edecek mi? Yoksa direkt yeni geçeceksin? Mutlaka arkadaşım. Merak ediyorum. Evet. Bu arada güzel aşçımız Kübra, hoş geldin. Şimdi şöyle, normalde bak şaka gibi gelebilir ama bu Instagram canlı yayınları gerçekten istiyorlar. Arkadaşlar istiyorlar. Özelden çok arayan da var. Şey evet. Diyorlar ya, televizyonda fazla bir şey kalmadı. Dizilerin çoğu iptal oluyor. Yani sizin diyor esprileriniz, konuşmalarınız, doğallığınız diyor. Yani bir saat de olsa diyor bizi diyor neşelendiriyor diyor. Evet. O da bizim hoşumuza gidiyor. Şimdi filmlerin haricinde benim şöyle bir planım var. Daha önce... Şöyle bir şey. Evet. Hani dolayısıyla hala yasaklar devam ettiği için, o yerler kapalı olduğu için insanlar evet. Yani de o kadar sıkılmış, bunalmış bir vaziyette ki bana da yazanlar oluyor. Abla ne olursun, işte özel yayın yapar mısınız? Canlı yayın yapar mısınız? Gerçekten de insanlar sohbete ihtiyaç duyuyor. İnsanlar çok bunalmış bir vaziyette. O yüzden canlı yayında esprilerin, projeyle alakalı konuşmaların bence insanlar... Ya zaten şuradan kazanıyoruz. Yani sen de öylesin. Doğallıktan biz kazanıyoruz bence. Hani diğerler gibi yapmacık değil. Bazıları diyor ki işte abi ya şiveniz nasıl? Nasıl şive kullanıyorsunuz? Dedim ki yani canımız nasıl isterse onu kullanıyoruz. Yani illaki şey mi yapacağız? Efendim nacizane şu anda Almanya'dan bizlere bağlanan sevgili Aysun Kaya hanımefendi. Efendim hoş geldiniz. Gibi. Türk sanat musikisinin yetenek olduğu diye arada böyle gidiyoruz. Abi doğal ol yani. Şive yap istersen. İstediğin gibi. Çok sıkılırsan küfür de edebilirsin yani. Hiç sıkıntı yok. Sonuçta internet bu. Dijital ortam yani. Yalnız bana küfür etme de. O yüzden sen bence arada böyle bir de şarkıydı, şiirdi, bu tür şeyleri de patlatabilirsin yani. Ya şimdi şöyle benim normalde tamam filmler, diziler falan var, sağ olsun çağırıyorlar da benim hayalim şu: pandemiden önce ben stand-up hazırlamıştım ve biz turneye çıkacaktık. Her şey hazırlandı. Alanya, Antalya, ardından İstanbul, ondan sonra da Almanya turnesi yapacaktık biz sevgili Şafak hocamla beraber. Hatta afişler falan her şey hazırlandı. Evet. Çok güzel hazırlandık. Araya pandemi girince biz böyle durduk. Sonra bir televizyon kanalı için bir şeyler hazırlandı. Sonra ben dedim ki hocam yani yaklaşık 7-8 aylık bir emek var. Hani bunu televizyonda harcamayalım. Önce turne yapalım ondan sonra. Beni bugün aradı. Yakında bir araya geleceğiz yine. Bu stand-up işini yapalım dedi. Belki hani Haziran ayında falan ortalık düzelirse... Dediğimiz gibi önce Alanya, Antalya, İstanbul, Türkiye'de yine birkaç yıl olacak. Ondan sonra da Almanya turnesi yapacağız. Almanya'ya gelirsek zaten menajerim olarak yanımda olursunuz. Seni menajer yapacağız orada. Burada alkış gelebilirdi. Gülme değil, alkış gelebilirdi burada. Alkış gelebilirdi arkadaşlar. O kadar yoğunum ki. Bir saniye ne alacağım? Gönder müziği madem istiyorsunuz. Gönder, kızlar da istiyor. Gönder. Geliyor mu? Şöyle yapınca kes. Şöyle yapınca. Kafana göre kes. Evet, sendeyiz. Arada reyting yükseltmem gerekiyor da o yüzden kusura bakma. Evet. Kadir Ton 21 Diyarbakır'a selamlar. Kadir hoş geldin. Asuman hoş geldin. Kadir'cim hoş geldin. Mani hoş geldin. Soner hoş geldin. Biret Allah'ını seversen çık. Diyormuşuz. Sonra görüşeceğiz Biret'cim. Evet. Evet, seni dinliyorum. Sanırım Almanya ile ilgili bir şey söyleyecektin. Bu arada sen... Bilmeyenler için söylüyorum arkadaşlar, hani menajer falan diyorum da şaka değil. Aysun menajerlik, organizasyon, birçok Türkiye'de ünlü isimle çalıştı. Yani benim arkadaşım öyle sadece oyunculuk değil, 10 parmağında 10 marifet. Gönder alkışı gelsin DJ. Bu kadar mıydı? Allah seni kahretmesin. Olamaz. Hayırlı akşamlar Ramazan Bey, size de hayırlı akşamlar.
Evet Arif, gerçekten şaka gibi ama ben bile gerçekten de geçmişime dönüp baktığım zaman bu kadar mesleği nasıl yapmışım diye bazen oturup kendimi şaşkınlıkla izliyorum. Şaka değildi arkadaşlar, on parmağında on marifet demesi. O onun nacizane fikri tabii ki. Ama çalışmayı seven bir kadınım. Her işin üstüne bir iş daha katmayı, yeniliklere açık olan bir kadınım. Öyle olduğu için de harbiden artık hani 7 mesleğim var diyordum ve orada nefes alıyordum. Şu an 11 mesleğim var arkadaşlar. Ben herhalde yememiş içmemiş sadece çalışmışım arkadaşlar. Sadece eğitim almışım. Öyle görünüyor. Ama çok fazla. Bu arada abi çok yakışıklısın ama konuşurken ağzın yana kayıyor demişler. Doğru. Doğru. Arkadaşlar onu şimdi konuşurken Sylvester Stallone gibi oluyor. Ben de fark ettim şu tarafta değil mi? Arada kayıyor. Şöyle gülüm yapıyorum. Olmuyor. Çok uyarı geliyor da. Aslında ben onu bilerek yapıyorum ya. Yani dikkat çekmek için yapıyorum. Arif konuştuğu zaman ağzının yana kaymasın. Sebebi genellikle mimik yaparken oluyor o. Onun kontrolü. Evet. Ama emin olun buna. O biraz olsun işte komik olsun diye. O kadar da olsun yani. Bence de. O kadar da olsun. Evet arkadaşlar, istekler şeyler çok. Nuray hoş geldin, Dereyiz hoş geldin, Kübra hoş geldin, Yahya, Fırat hoş geldin, Samet hoş geldin, hepiniz hoş geldiniz, Mecit hoş geldin, Tekin hoş geldin, Kamil hoş geldin. Arkadaşlar ismini okuyamadığımız varsa Gülsoy hoş geldin, okuyamadıklarımız varsa kusura bakmayın, elimizden geldiğince Tekin hoş geldin. Ben de Aysun da Türkiye'den, Almanya'dan cevap vermeye çalışıyoruz sizlere. Ama muhabbet güzel olunca yazılar da geçiyor, istekler de çok geliyor ama bugün değerli arkadaşım Aysun'la sohbet etmek istedik. Çekimlerden sonra, çünkü sinema filminden sonra bir araya gelemedik. Ama inşallah yakında yine bir araya geleceğiz. Çok güzel projelerde beraber olacağız. Aysun'u takip edebilirsiniz arkadaşlar. Aysun, Instagram adresini verir misin? YouTube adresi varsa olabilir. Zaten şu an ekranda olan %99'u takip ediyor beni. Hepsini ben de tanıyorum. Çok teşekkür ederim bu arada. Aysun evet. Olarak geçiyor Instagram ve Facebook'umda. Tabii ki isteyen takip edebilir. Elimden geldiği kadar herkese de yetişmeye çalışıyorum zaten. Hı hı. Arkadaşlar. Selam olsun. Kamil Mumcu, çok sevdiğim bir iş adamı. Sana da selam olsun. Çok sevdiğim değerli dostlarım. Bu arada çoğuyla da ben çok uzun zamandır görüşmüyorum. Ne kadar güzel bir şey ki canlı yayında sevgili Arif arkadaşımla görüşürken yayında görmek çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar dediğim gibi benim bir YouTube kanalım vardı bir kanun üzerinde ama maalesef kendi hatamdan dolayı kanalı kapattım. Ülke olarak Amerika gir dediler bana ama Amerika girdim, sistem değişmiş, Türkiye olarak girmem gerekiyormuş bazı nedenlerden dolayı. Allah. Kaybettiğim abonelerim, daha doğrusu arkadaş kurbanı oldum. Ali Gündüz Ofisyal hoş geldiniz. Arkadaş kurbanı olduk. Tekrardan YouTube'da kaybettiğimiz arkadaşlarımızı bulmak için yaptığımız bu yayına hoş geldiniz diyoruz hepinize. Burada alkış girmesi gerekir diye müzik giriyorlar. Kafayı yiyeceğim. Ekip böyle. Ekip böyle. Yani... Sesim geliyor mu bilmiyorum da ekip böyle. Sanki dersin çayın içinde başka bir şey var. neyin kafasını yaşıyorlarsa. YouTube Arif Ne Genç, Instagram Arif Ne Genç kanalından takip edin arkadaşlar. Birazdan YouTube'da canlı yayının tekrarını vereceğiz. Sevgili Aysun bu akşam bizlerle beraberdi. Aysun'cum son olarak izleyenlerimize, dinleyicilerimize söylemek istediğin bir şey var mı? Son olarak şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar bence Arif'in gerçekten de yayınlarında kalın. Özellikle gülmek istiyorsanız buna çok büyük bir başarıyla eşlik edeceğine inanıyorum. Çünkü bizi de gerçekten de en zor anımızda, en yoğun setimizde bile güldürebilen bir kişi. Teşekkür ediyorum Arif'cim. Yayınına katılmak bana muhteşem bir mutluluk verdi. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah yeni projelerde, yeni canlı yayınlarda tekrar Aysun'a kocaman alkışlar geliyor ve arkadaşlar kapanış bon müziğimizle oynayarak kapatacağız buradan. Gönder gelsin kapanış müziğimizi. Gönder gelsin. Hızla çetin biterse gelsin. Buna güzel bir oyun.
Aysun, gerçekten çok teşekkür ederim. Yakında yeni projelerde inşallah çok güzel projelerde görüşeceğiz. Arkadaşlar birazdan YouTube Arifen Genç kanalı sizlerle birlikteyiz. Selçuk hoş geldin, Eren hoş geldin. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Hepinize iyi akşamlar.